Annenin tabii ki evladını sevmemesi diye bir durum olamaz, desteklememesi diye bir durum olamaz. Desteklemek ister, becerebilir, beceremez, o kısımları ayrı. Onlar tabii ki anne oğul arasında kalacak şeyler ama sonuçta Mustafa'nın babası kim? Amca bildiği kişi mi? Yani iki erkek var, hangisi amca, hangisi baba? Ve Mustafa bu yaşa gelmiş, kimlik istiyor ya, soyadı istiyor, en doğal hakkını istiyor. İzlerim. Filmlerde bile rastlayamayacağımız bir yaşam öyküsüne sahipti 29 yaşındaki Mustafa Celep. Yozgat'tan geldi Mustafa ve biyolojik babasını aramak için. Evet, ben 10 yaşından beri normalde sokakta kalıyordum. Annem tarafından atıldım zaten. O dönemler kimliğim yoktu üzerinde. Beni en çok etkileyen kedilere, köpeklere kuru mama bırakıyorlar falan ya, böyle mama bırakıyor. Onları yedim diyor açlıktan. Ama sonrasında toparlamış kendini, evlenmiş. Her şeyi kendim yaptım. Ben buradan... İstemiyorum. Beni o yurt çocuğu olarak adlandırılan insanlar yurduna gitmedi, bana sahip çıktılar. Dedi ki çalacağız. Çaldık. Ne çaldık? Hale gittik, domates, ekmek, biber çaldık. Benim öğretmenlerim şahit. Ben okumayı çok seviyorum. Hala açık öğretim okuyorum. Öğretmenlerim şahit. Yaşam öyküsünün asıl şaşkınlık yaratan kısmı ise biyolojik babasıyla ilgiliydi. Söylenenlere bakırsa babam annemi kaçırıyor. Annem yaşça büyük. Bir de annen seni bu yüzden cezaevine mi girdi? Evet. Küçük yaşta çocuğu kaçırmaktan. Evet. Cezayı yattıktan sonra Nihat geri geliyor. Suat'ın abisi. Diyor ki bak bir çocuk var. Benden de bir çocuklarım var. Gel seni götüreyim. İlk beraber oldu. Abi tekrar geri dönüp gel beraber olalım dediğinde annen de bir süre kabul ediyor. Bir süre bir toparlamaya senin çalışıyor. Senin de anneliğin tam o devreye denk geliyor. Hemen hemen. O yüzden senin baban hani Nihat mı Suat mı emin değiliz şu an. Sonra annen tekrar mı Nihat'tan ayrılıyor? Evet, anlaşamıyorum. Tamam, peki sonra sen niye sokakta kalıyorsun? Ben onu anlamadım. Annem Yozgat'tan Hüsnü Sarıkaya adında biriyle evleniyor. Ondan da bir çocuk oluyor. Beni işte o sıra atıyor. Ben dışarıya çıktığımda bu dışarıdaki yurt çocukları beni buluyor işin açığı. İlk önce onlar beni eve götürüyor. O anı hiç unutmuyorum. Annem baktı, arkadaşım dedi ki teyze çocuğu niye dışarıya atıyorsun dedi. Yazık değil mi, biz anasız babasız dedi. Sen niye atıyorsun dedi. Sadece kapı örtüldü. Onlar da aldılar, biz seni emniyete götürelim. Onlara polis de seni annene götürdü mü tekrar? Onlar götürdü. Ne dediler? Bu çocuğu niye attınız, niye? Benim beyim istemiyor dedi. Sen şimdi gittin Suat'ı buldun yani eninde sonunda. Dedin ki ben senin çocuğun muyum dedi. Başta babanım dedi. Dedi ki buraya geldim, ben eşimle beraber çalışıyorum, bana abi diyeceğim. Niye ben sana abi diyeceğim, ben 30 sene sonra seni bulmuşum, neye abi diyeceğim? Dedim ki artık bir hala yola koyalım. Benim nüfusunu aldın. Ya benim aldın. Soyadımı ver. Benim senin baban olup olmadığını nereden bilebiliriz? Peki nasıl kanıtlayabilirsin? Dedim DNA yaptıracaksın. İnkar ediyorlar. O doğuruyorsun, atıyorsun. Niye baktım diyorsun. Öbürü diyor ki babanım, niye geri baban değilim diyor. Ya arkadaş, benim de çocuğum var. Gözümün önüne geliyor, bakıyorum babacım deyip oynarken diyorum ki seni ben babasız büyütmeyeceğim, Allah'ım canımı alma. Oğlu Mustafa'nın iddiaları üzerine Anne Fidan Celep'te yayınımıza bağlandı. Çocuklarım için bütün hayatımı sildim. Kesinlikle dışarıya bir tane atmadım. O söylediklerine hiçbirine inanmıyorum. Onlar için mücadele ettim. Yalan onlar söyleme. Onlar için var. Yalan söyleme. O adama benziyorsun diye sen beni boğa, sen değil miydin? Yemenini aldın. Sırtımı ayağını basarak sen boğmadın mı? Kesenle benim bu kaşımı yarmadın mı? Her aynaya baktığımda ben onu hatırlıyorum. Beni sokağa attım. Koç gibi ayakta durdum. Yabancı dil öğrendim. Okuyacağım dedim. Benim ayıbım olsa benim burada ne işim var? Fidan Hanımcığım, Mustafa'nın babası kim? Babası Suat. DNA testi yaptırsın. Hani diyorsunuz ya ben hiç çocuklarımı bırakmadım, başındaydım. Niye o zaman bu çocuğa nüfus kağıdı çıkarmak için niye gitmediniz de başvurmadınız? Kendi soyadımı aldım. Ama siz kendi aldınız ama aldım. O da bir erkek çocuğu. Ona da söylenecek laf belli. Niye yani niye o zaman mahkemeye başvurmadınız da mahkeme DNA testi yaptırsın, alsın kimse babası üzerine? Çünkü iki kardeşten bahsediyor Mustafa. Aynen, kardeşle Nihat'la hiç bilgisi yok. Suat da gitsin DNA testi. Pınar'la Erkan Nihat'ın çocuğu değil mi? Suat'tan kaçarken Pınar'la Erkan'ı bırakıp gelmedin mi? Ya yazıklar olsun Mustafa sana, ben... Sana nasıl büyütmüşüm, ben sana doğruluktan şaşmadım. Tamam Fidan Hanımcığım, siz doğruyu söyleyin. Yani sizin Nihat'tan çocuğunuz yok Allah'ım, mu? Allah'ım. Ya o var. Ya verin benim soyadımı arkadaş. Ya niye yaptınız arkadaş? Vicdanın varsa çık anamsan söyle.
Çık babamsan söyle, çıksınlar kardeşlerimsin söyle. Üstelik Mustafa'yı ağlatan ya babası ya öz amcası. İki kardeşten hangisinin babası, hangisinin amcası olduğunu DNA testiyle öğrenmek isteyen Mustafa Celebi, yaşadığı Yozgat'ta tanıyanlar da yayınımıza bağlandı ve anlattıklarını doğruladı. Mustafa benim eski öğrencim. Biraz sıkıntılıydı. Annesi almak istedi ama biz öğretmen arkadaşlar hani maddi imkanınız yoksa Mustafa'yı okuturuz diye çok yalvardık ama ısrarla okumaması yönünde çaba sarf ettiler ve maalesef Mustafa'yı elimizden aldılar. Annesi mi? Evet, annesi. Mustafa delikanlı bir çocuktur. Mustafa hayatta her şeyi yapabilir, her işi yapabilir ama asla yalan söylemez. Hiç üzülmesin, arkasında koş gibi öğretmenler var. Koç gibi babalar var. Hocam, ben burada yemin ediyorum çok büyük adam olacağım hocam. 50 yaşına da gelsem o okulu bitireceğim. Ama hafta sonu okulda yokum hocam, idare edin ama. Mustafa, canın sağ olsun. Senin bir günün değil, 5 günün de olsun, çaren değil. Mustafa'nın çocukluğu bizim mahallemizde geçti. Mustafa'nın anlattığı her şeyde doğruluk payı vardır, yalanı yoktur. Mustafa'nın amcası ve babası olabilecek kişilere sesleniyorum. Lütfen vicdanına gelin. Bu kalbi bir şey. İyi niyet çok önemli. Mustafa'nın da önüne bir tabak çorba koysanız ne olur? Şu çocuğun boynunu bükük bırakmayın. Çocuğun babası kimse ortaya çıksın. Nüfusuna da babası yazsın. Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Dediğim gibi ben her şeyin güzellikle olması taraftarıyım ama eğer olmazsa diye de çalışmalarımızı sürdürdük. Haber ekibimiz babanı açacağın davayı Yozgat'ta yaşıyorsan Yozgat'ta açabileceğini öğrendi. Yozgat Barosu'yla da görüştük. Sana yardımcı olacaklarını söylediler. İbrahim Yılmaz da biliyorsun hani gereken harç parası varsa onu yatırabileceğini söyledi. Ben de kendisiyle görüştüm. O da çok üzülmüş. Bu anlamda yani hukuksal anlamda sana her türlü desteği verecek. Hem hukukçular hem bana hem de hayırsever beyefendi. O anlamda öyle. Erkek kardeşin bizimle iletişime geçti. Dedi ki Mustafa'nın anlattıkları gerçek dışı. Kaç yaş var aranızda erkek kardeşinle? Resmiyette 6 olması lazım. 6. Ya sen şu anda nüfusta kaç yaşında gözüküyorsun? 29 görünüyor. 29. Bekle, 29 yaşında gibi de değilsin galiba, değil mi? Evet. Cezaevine gireceğim dönem ben bir yargılamam vardı yaralamadan dolayı. Hakim cezamı keseceği sıra dedi. Sana ceza vermeyeceğim. Önce seni bir kemik testine götürmem lazım. Sen yaşını küçültmüşsün dedi. O zaman 18 yaş altıydım. Kaç çıktın orada? Dedi ki yapmadılar. Dedi niye? Ki sen çocuk koğuşunda yatmak için mi? Veyahut da kendini küçük mü göstermek için şey yaptın? Dedim ki hakim bey, ben zaten sokakta kalıyorum. Yaşımı bilmiyorum nasıl küçülttüreyim? Küçülttürsem cezayı yatacağımı nereden bileyim? Ben takdirinizin önündeyim ben. Bir kendimi savunmak amaçlı bir durumum oldu. Bir yaralamam oldu. Bana diyor ki kardeşim de biz diyor kardeşimize diyor annem destek oldu. Hatta bankadan kredi çektik onun için. Ama hiçbir zaman diyor Mustafa çalışmaya gönüllü olmadı diyor. Bunlar yalan hocam. Çünkü neden yalan? Ben dışarıda tek başıma büyümüşüm. Bütün esnafların yanında çalışmışım. Vallahi Yozgat'tan arayanların hepsi de diyorlar ki Mustafa doğru söylüyor. Evet. Yani dün çok arayan oldu. Yozgat'tan arayanlar diyorlar ki Mustafa söylüyor. Mustafa sokaklarda büyüdü. Mügemle. Ne evi oldu, ne arkasında kimse olmadı. Ben... Öğretmenleri aynı şekilde söylüyor. Çok uğraştık onu işte biz okula yazdırabilmek için ama ailesi destek vermedi. Ama biz sonra hani yılmadık falan diye. Ne güzel öğretmenler. Gurur duydum öğretmenlerle de. Hah dur Mustafa. Şimdi önemli olan şu. Senin baban olduğunu düşündüğün kişi Suat Bey. Telefon attığımız demiş. Suat Bey günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Öncelikle yayınınızdan başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de bağlandığınız için teşekkür ediyorum. Suat Bey, Mustafa'nın annesi dedi ki babası Suat. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben zaten babası olduğunu söylüyorum. Kabul ediyorum ben onu. Babası sizsiniz. Ama zaten şöyle diyeyim. Sesiniz gelmiyor. Yok ben sizi dinliyorum. Yani siz babayım, ben babayım diyorsunuz. Ben babayım, ben kabul ediyorum zaten. Ben bir sene önce ya da bir sene önce geldi benim yanıma. Benim yanımda kaldı. Ailesiyle kaldı. Evet. Burada kaldı. Tekrar ben gönderdim onları. Cebine arşivine koydum. Biletini aldım, gönderdim. Hı hı. Geliyor mu sesin? Evet dinliyorum ben sizi. Evet.
Kim çıkmış oraya? Yok, baba benim babam kim diye şey yapayım. Ben de babam olarak kabul etmişim. Yani benim babam olarak bana geldi. Benim yanımda kaldı. Babasıyım dedim. Yani tüm onları gördüm. Yolkata gitti. Ondan sonra ama diyor ki ama dedi ki diyor ben nereden bilebilirim yani senin benim çocuğum olduğunu bana öyle dedi diyor. Ben, her veledi zinayı kabul mü edeyim demişsiniz öyle diyor. 30 sene sonra ben ondan diyorlar girdim 30 sene sonra geldi buraya yanıma evet. geldi yanımda evet. kaldı. Yanımda kaldıktan sonra şimdi neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Tamam siz madem babasısınız nüfusunuzu aldınız mı? Şimdi şöyle diyeyim o benden soy isim istiyor ben soy ismimi vereceğim. Yani o benden herhalde hani soy ismi vermekten bir şey bekliyor bana ama yani benim ona vereceğim bir şey yok. O kabul ediyor mu benim soy ismini ona sormak lazım. Tamam bir dakika siz çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Siz soy isminizi vermeyi kabul ediyor musunuz? Ben kabul ediyorum ama benim ona vereceğim tamam, bir şey yok. O kabul ediyor mu? Harika o zaman. Teşekkür ediyorum. Ama o kabul ediyor mu? Neyi kabul ediyorum? O zaten soy ismini istiyor. Ben şunu tamam, söylemek istiyorum. Tamam ben zaten orada bir sıkıntı yok ki biz geldiği zaman da konuştuk onunla zaten. Ben şunu söylemek istiyorum. Duyuyorsun değil mi beni? Ben eşim seninle iletişime geçtikten sonra Pınar'la iletişime geçiyor. Ben Erzincan'a gideceğim. Dur annem şimdi bak beni... geçmişe dalmayalım. Şimdi gün, geçmişle bak, dakika, alakası yok. Yani ben şimdi şöyle şimdi dur, benim kafama takılan bak, başında dur, neden inkar ediyordu da şimdi? Mustafa bir dakika bekler misin? Bir dakika Mustafa Bey kapatma bir dakika dur. Mustafa geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Sen kardeşim Suat Bey'in soyadını istiyor musun? Ben soyadımı istiyorum. Tamam. Ama kimin oğlu olduğum belli olsun. Ben hala inanmıyorum ona.